Varis dediğimiz hastalık kronik venöz yetmezlik olarak Türk dilinde geçen bir hastalık. Bacaklardaki toplar damarların hastalığıdır. Bacaklara atar damarlarımız kanı getirir, toplar damarlarımız toplayıp geri götürür. Normalde bu damarlarımız yer çekimine karşı çalıştığı için aralarda kapaklar vardır, kanın geri dönmesini engeller. Bunun yanında baldır kaslarımız ve bacak kaslarımız pompa gibi kasıldıkları zaman kanı yukarı doğru hareketlendirirler. Özellikle uzun süre ayakta kalanlarda, kilolu hastalarda ve aşırı sıcaklara maruz kalan insanlardaki bu damarlar genişlemeye başlar. Bu genişlemeye bağlı olarak kapak sıklarımız bozulur ve yukarı doğru gönderdikleri kanın tekrar geri kaçmasına sebep olurlar. Geri kaçtığı zaman da aşağıdaki damarlarımızda birikir ve onların genişlemesini sağlarlar. Bu hastalık özellikle bayanlarda, uzun süre ayakta kalanlarda, hamilelik geçirenlerde, aşırı kilosu olanlarda ve sıcak havalarda çalışan hastalarımızda ve özellikle annesinde olan kişilerde daha çok ortaya çıkar. Toplumun yaklaşık %20'sinde görülebilir. Bu hastalık ortaya çıktıktan sonra özellikle o bacakta başlayan ağrı, sızı, kramp, gece huzursuzluğu, istirahat ağrısı gibi şikayetler olur. Daha sonra ilerleyen dönemde bu biriken kana bağlı olarak orada kaşıntılar ortaya çıkar ve en ileri safhasında da bacaklarımızda yaralar gelişmeye başlar. Venöz ülseri dediğimiz yaralar gelişir. Bu hastalığın tedavisi aşama aşamadır. Genellikle bu tedavi öncelikle hastalığın derecelendirmesine bakarak yaparız. En hafif olanlarda daha çok yaşam tarzı değişiklikleri öneririz. Yani çok uzun süre ayakta kalanlarda varis çorabı gibi, oturup dinlenmek gibi. Sürekli oturanlarda da arada bir kalkıp en az saatte bir 10 dakika yürüyüş yapmaları veya oturdukları yerde ayak bilek hareketleri yapmalarını öneriyoruz. İkincisi kilosu olanlarda kilo vermelerini öneriyoruz. Çok sıcak havada çalışanlar için de tabii ki mutlaka ayaklarını arada soğuk tutmaları gerekir. Olamıyorsa da varis çorabı giymelerini öneriyoruz. Bunun dışında orta düzeyde olan hastalarımızda da ilaç tedavisi başlayabiliyoruz. Bu varisi gidermek amacıyla ilaç tedavilerimiz mümkün. Daha ileri safhalarda da ameliyat öneriyoruz. Bu hastalığın tedavisinde 3 çeşit cerrahi yöntem uygulanabilir. Bunlardan bir tanesi klasik olarak açık cerrahi dediğimiz yöntem. Kasık bölgesi açılır. Varisleşen damarın en üstteki kısmı bağlanır. Sonra alttan bilek kısmından da aynı şekilde açılır, bağlanır ve bir tel yardımıyla bu damarı çekip çıkarırız. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem lazer yöntemi. Lazer yöntemiyle dizin hizasından bir telle girilir. Damar içeriden yakılır. Bu yakılma işlemi sonucu damarın kapanması sağlanır. Daha sonra altta kalan öbek öbek oluşmuş damarlar da kesilip alınır. Üçüncü cerrahi yöntemi de radyofrekans ablasyon yöntemi dediğimiz bir yöntem. Yine aynı şekilde bu damarın en alt kısmından girilebilecek noktadan diz hizasından girilir. Bir tel yardımı ilerletilir. Ve en baştan itibaren radyo frekans ablasyonu uygulanır. Bu şekilde gene aynı şekilde damarın içeriden kapanması sağlanır. Şurada görüntülerde de görüldüğü gibi tel içeri giriyor. Daha sonra uygulanan enerjiyle beraber damar kapanıp çıkılıyor. Bu yöntem bizim hastanemizde özellikle bu radyo frekans ablasyon yöntemi uygulanmakta. Genellikle sonuçlarımız çok olumlu. %90 üstünde başarı şans oranımız var. Hastalar ameliyat sonrası bir gece hastanemizde konuk edilmekte. Ondan sonra da ertesi gün taburcu edilmekte. Bir hafta ve ikinci hafta sonrasındaki kontroller sonucunda da hasta normal hayatına dönebilmekte.